ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur bir yandan DAEŞ, bir yandan PKK, PYD, bir yandan FETÖ, hepsi üst aklın taşeronları. Bunlar da yürek yok, bunlar da yürek olsa yüz yüze saldırırlar dedi. ...15 Temmuz darbe girişimini anlatmak amacıyla kurulan ve 20 Ekim'de faaliyetlerine başlayan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği ilk defa Manisa'da açılan binasında hizmet verecek. Başkanlığını Serhat Çağ'ın yaptığı 17 kişilik yönetim kadrosuyla faaliyetlerini yürüten Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin hizmet binası düzenlenen törenle açıldı. Hazırlanan görsel maketlerle ve çeşitli materyallerle derneği ziyaret eden vatandaşlara 15 Temmuz günü yaşananları saat saat anlatılacak. Öte yandan derneğin karanfillerle donatılan bir köşesinde de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan vatandaşların isimleri yer alıyor. Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin açılış törenine AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Milli İrade ve Demokrasi Derneği Başkanı Serhat Çağ, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, AK Partili il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Şehzadeler Mehter takımının konseriyle başlayan açılış töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam etti. Kur'an tilavetlerinin okunduğu açılış töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul ve Kayseri'de meydana gelen terör saldırılarında şehit olan asker, polis ve vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Hem 15 Temmuz akşamı, hem onun öncesi, hem onun sonrasında son Kayseri ve İstanbul'daki saldırılar neticesinde şehadet mertebesine ulaşmış bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim onların, bizleri onların şefaatine nail eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Baybatur, 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulmasıyla birlikte rehavete kapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Bunları unutmamamız gerekiyor. İşte bu dernek burada önemli meydana çıkıyor değerli dostlar. Bu darbe girişimini Cumhuriyet tarihinde gördüğümüz en haince, kalleşçe yapılmış olan bu darbe girişimini nesilden nesile anlatmamız lazım. Lise talebelerine, ortaokul talebelerine, çocuklarımıza, gençlerimize bu hain darbe girişiminin hedefini, maksadını ve bu millet birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman da bu darbeleri nasıl alt edildiğini, nasıl ters tepildiğini de anlatacak ve nesilden nesile bu darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu çok güzel bir şekilde ifade edecekler. Ya bu darbeyi savuşturduk, bundan sonra bir şey olmaz demememiz lazım. Her an hazır olmamız lazım. Her an bu ülkeye başka şekilde yine bu tip operasyonlar yapmak isteyenlere karşı güçlü bir şekilde liderimiz Tayyip Erdoğan'ın çevresinde bütünleşerek bu vatan çevresinde ortak kutsallarımız olan bu bayrak, bu ezan çevresinde kenetlenmemiz lazım. Ve böylesi hain planlara müsaade etmememiz lazım. Baybatur'un konuşmasının ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesilmesinin sonrasında ise törene katılan protokol derneği gezerek Başkan Serhat Çağ'dan bilgi aldı. Sevgili seyirciler, İstanbul ve Kayseri'deki hain terör saldırılarına ve terör örgütüne öfke giderek büyürken Manisa'daki Makedonya göçmenleri de bir araya gelerek teröre karşı birlik mesajı verdi. Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Deniz, "Bizden sağcı çıkar, solcu çıkar ama asla ve asla vatan haini çıkmaz, polisine, askerine mermi sıkan çıkmaz" diyerek terör örgütü ve terörü lanetledi. Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın karşısındaki boş alanda teröre tepki için bir araya geldi.
Yapılan basın açıklamasına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Doktor Engin Yıldırım, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da destek verirken, dernek üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet okudu. Kahrolsun PKK! Basın açıklamasını Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Eyüp Deniz okudu. Birlikte yaşamaya, irademize haince engel olmaya çalışan terör örgütü ve bu terör örgütlerine destek veren iç ve dış mihrakları nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, başta kederli aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı polis ve askerlerimize, vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Danışma Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu ve camiası olarak Balkanlardan göç edip bu topraklarda ana vatanımızda ekmeğini yiyip suyunu içen vatandaşlarız. Bu terör örgütlerine karşı bize düşen ne gerekiyorsa elimizden yapacağımızı, geleni yapacağımızı hiç kimsenin şüphesi olmasın. Deniz'in konuşmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Meydanda toplanan kalabalık sık sık "Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Sevgili seyirciler, Yunus Emre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde eğitim gören kursiyerler ile çocukları İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i ziyaret ederek canını hiçe sayarak vatanını koruyan polisin yanında olduklarını gösterdi. Gel bakalım, şöyle bir fotoğraf çekelim şöyle. Nasılsın? 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta Çevik Kuvvet'e, 17 Aralık'ta da Kayseri'de askerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırı ülkeyi yasa boğarken tüm Türkiye teröre karşı tek yürek oldu. Yunus Emre Belediyesi bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri ve hanım lokallerindeki kursiyerler ve kreşte eğitim gören çocukları, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şaber Yüksel ile birlikte Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i ziyaret ederek vatandaşın huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için canını hiçe sayan polislere şükranlarını iletti. Ziyarette Emniyet Müdürü Bilgiç'e taziyelerini ileten Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, belediye olarak her zaman Türk Polis Teşkilatı'nın yanında olduklarını söyledi. Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, çocukların geleceğin teminatı olduğunu hatırlattı. Öncelikle çocuklarımıza, bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza biz de çok önem veriyoruz. Çeşitli aktivitelerde polise karşı olan ilgilerini pozitif yönde etkilemek adına topluma birer faydalı bir birey kazandırma adına bizim bir takım çalışmalarımız var. Bizim kadar çok olmasa da. Ayrıca bu ziyaretinizden dolayı teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Ziyarette minikler Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'e karanfil takdim ederken Müdür Bilgiç de çocuklara birer oyuncak hediye etti. Sana vermiyoruz. Sen erkeksin. Sana başka bir şey vereceğiz. Araba vereyim. Evet, sen atladık arada. Şunu verelim. Al bakalım sana da bir tane. Sevgili seyirciler, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kayseri ve Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar burada yaptığı konuşmada teröristle mücadele harekatının son terörist eskisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kayseri ve Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulundu. Kayseri Havaalanı'nda icra edilen şehit uğurlama törenine katıldığını ve hain terör saldırısında yaralanan personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiğini, durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi. Ardından Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda incelemelerde bulunan Akar'ın burada personele hitap ettiği kaydedildi. TSK'dan yapılan açıklamada Akar'ın,
Son dönemde darbe üstüne darbe alan terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini, ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hiçbir zaman yıldıramayacağını ve teröristle mücadele harekatının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Sevgili seyirciler, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle Manisa'nın Akhisar ilçesinde Balkan Göçmenleri Derneği'nin organize ettiği teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi. Birçok sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı teröre lanet yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Rumeli Caddesi üzerinden başlayan teröre lanet yürüyüşü Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi ve bir sokak üzerinden Milli Egemenlik Meydanı'na kadar sürdü. Bir ölürüz bin diriliriz, şehitlerimizin ruhları şahat, mekanları cennet olsun pankartlarıyla yapılan yürüyüşte vatandaşlar kahrolsun PKK, Akhisar uyuma, şehidine sahip çık, polise uzanan eller kırılsın, her şey vatan için, hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde sloganlar attı. Yürüyüşe 1998 yılında Hakkari'de PKK ile girdiği çatışmada şehit düşen Akhisarlı jandarma Er Mehmet Dönmez'in annesi Emine Dönmez elinde oğlunun fotoğrafıyla birlikte katıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı teröre lanet yürüyüşünün bittiği Milli Egemenlik Meydanı Atatürk Anıtı'nda toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Yürüyüş sonrası Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül bir konuşma yaptı. Bu Türk bayrağı her zaman olduğu gibi başımın üstüne taşıyacağım. Çok teşekkür ederim. Bizler de sizlerin birer kardeşiyiz. Bizler de şehit olmaya, gazi olmaya hazırız. Bu böyle birine. Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği olarak her türlü şiddeti, terörü şiddetle, nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu terör olaylarında kimlerin eli parmağı varsa, kimin planı projesi varsa Allah kahrı zehir eylesin inşallah. Amin. Biz her zaman söylediğimiz gibi canımızı kanımızı bu ülkeye adamış durumdayız. Gerektiğinde her birimiz asker, her birimiz şehit ve gaziyiz. Allah cümlemizin gecesini layık kılsın, şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın yetkililere seslenmek istiyorum. Bu vatanın varlığını, birliğini bozmaya çalışan her türlü kirli oyunu artık düzeltin. Canımız yanıyor, kanımız akıyor, gözyaşımız kalmadı. Bu saatten sonra bu görevi biz üstlenmeyelim. Bir kez daha tüm samimiyetimle söylüyorum. Bizler şehit olmaya, gazi olmaya hazırız. Bu ülke için, bu bayrak için gereken ne varsa yapmaya hazırız. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Kula ilçesinde Ülke Ocakları tarafından sosyal medya üzerinden organize edilen yürüyüşle terör olaylarında şehit düşenler anılırken teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi. Kula Ülke Ocakları Başkanlığı tarafından organize edilen ve sosyal medya üzerinden bir araya gelen grup Kula Gençlik Parkı önünde buluşarak yürüyüşe başladı. Terör karşıtı sloganlar atan grup üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla Tapduk Emre Caddesi, Şehitler Caddesi ve Hamdullah Caddelerinden kent meydanına kadar yürüdü. Ölmez, vatan bölünmez. Daha sonra Kula ilçe şehitliği önüne gelen grup burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Olur,
Şah Süleyman Camii müezzini Yunus Kaptan tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından yürüyüş sona erdi. Yapılan yürüyüşe Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Ülke Ocakları Başkanı Raşit Akmeşe, Kula MHP İlçe Başkanı İbrahim Kilimci, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kazayı sabah saatlerinde işe giden tarım işçileri fark etti. Turgutlu'ya bağlı Avşar Mahallesi'nde E96 karayolu üzerinde meydana gelen kazada takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Salihli'den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Okan K yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah işe giden tarım işçilerinin kazayı fark etmesi üzerine olan yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri intikal etti. Sıkıştığı araçtan çıkarılan Okan K'nin öldüğü tespit edilirken ölümle sonuçlanan ve aracın hurdaya döndüğü kazayla ilgili emniyet güçleri soruşturma başlattı. Sevgili seyirciler, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Giritligil Otel'de Organik Yaşama Merhaba paneli düzenlendi. Son zamanlarda gıda ürünlerindeki kalıntılardan dolayı ihracattan geri dönen ürünler sonrasında ülke genelinde bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülke genelinde organik tarıma geçirmesi için yapmış olduğu çalışmalarda %100'lük başarı oranı sağlanınca organik tarım bilinci arttırılmaya başlandı. Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, organik tarımın yaygınlaştırılması ve kontrolü projesi kapsamında Giritligil Otel'de Organik Yaşama Merhaba adı altında panel düzenledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk, panel öncesinde açıklamalarda bulundu. Bizim önem verdiğimiz ve bu önem üzerine de her yıl üzerine koyarak geldiğimiz, gelişerek geldiğimiz bir tarım yöntemi ve bu tarım metoduyla da şu anda 3551 çiftçimiz Manisa ilimizde üretim yapmakta, 169.500 tonluk üretim, organik tarım üretiminde büyük bir çoğunluğunu yurt dışına ihraç etmekteyiz. Bunun da önemli bir bölümü Avrupa Birliği ülkelerinin olmakta. Bu da Manisa ilimize önemli bir tarımsal girdi olarak dönmektedir. Bu anlamda Manisa organik tarımı, tarım il müdürlüğü olarak önemsiyor. Bununla ilgili çalışmalarımızda da her gün çeşitlendirerek devam ediyoruz. Bugün daha çok tüketiciye yönelik bir panel planladık. Çünkü ürettiğimiz ürünü eğer tüketim aşamasında bir problemle karşılaşırsak tabii fiyatlar ve üreticiyle ilgili olumsuzluklara beraberinde getiriyor. O yüzden tüketim mutlaka organik tarımın olmazsa olmazı. Tüketim mutlaka sahadaki üretimi etkiliyor. Evet, sadece organik tarım yalnız başına sağ tarımın bütünü değildir. Hiçbir zaman da belki olmayacaktır. Şimdi 2050 yıllarında 9 milyar nüfus, efendime söyleyeyim, bugün ürettiğimiz ürünün %60 fazla üretme zorunluluğumuz, belki organik tarımı saf tek başına düşünmemizi zor kılıyor. Ancak organik tarım üretimi de bizim gibi bir tarım şehrinde katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediğimiz, çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini planladığımız bir dönemde bizim için organik tarımda bütün bu planımızın içerisinde olmazsa olmazlarımızda. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Organik Yaşama Merhaba paneline kurum ve kuruluşların yetkilileri, Manisalı çiftçiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Organik Yaşama Merhaba panelinin moderatörlüğünü Celal Bayar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Canan Ay yaparken,
Konuşmacı olarak Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Göynügör, uzman doktor Servet Candan Özen, Ziraat Yüksek Mühendisi Müjgan Şenay, Şirin Zülçan ve Şerif Ayhan Sürmeli katıldı. Bugünkü paylarda ben arkadaşlarımı kutluyorum, tarihi günümü kutluyorum. Sevgili seyirciler, tedavisi olmayan ve sadece glutensiz besinlerle hastalığı kontrol altında tutabilen çölyak hastalığı için Manisa'da iki önemli karar alındı. Manisa'da bir araya gelen Türkiye'deki 20 Çölyak Derneği ve oluşumu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Alerjen Hastalıklar Birimi kurulması ve 7 ilde glutensiz fırınlar açılması için karar aldı. Alınan kararlarla ilgili kanun değişikliği için girişimlere yakın zamanda başlanacağı öğrenildi. Türkiye'deki 20 Çölyak Derneği ve iki oluşumu Manisa'da 2 gün süren eğitimlere katıldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından dernek başkanları ve üyeleri Manisa Öğretmen Evi'nde bir araya geldi. Eğitimler sonunda alınan iki önemli kararı hayata geçirmek için Ankara ile temaslara başlayacaklarını açıklayan Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan, alınan kararlar arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda alerjen hastalıklar birim oluşturulması ve belirlenecek 7 ilde glutensiz fırınlar açılması olduğunu söyledi. Bütün derneklerimizin başarılı şekilde çalışmasının ötesinde bir tık yukarı çıkarak kanun değişikliğine gitmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucunda böyle bir karar almıştık. Ve sağ olsun tek tek Türkiye'nin her yerinden işini gücünü bırakarak, bizleri kırmayarak, buraya gelerek bu çalışmaya katkı verdikleri için öncelikle arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki tüm çölyaklar için gerçekleştirilmesi gereken iki önemli proje çalışması yapılmıştır. Birinci projemiz, biz burada toplanmamızın amacı kanun değişikliği ile ilgili iki tane madde belirleyip bu maddenin üzerinde Ankara'da artık karar vericileri etkileyerek çölyakların hayatını kolaylaştırmak istemiştik. Tüm derneklerimizle beraber iki proje konusunda eğitimimizin sonunda iki proje konusunda karar alındı. Projemizin birincisi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda alerjen hastalıklar birimi oluşturulması, AB Gıda Kodeksinin uygulanması, Karakök uygulaması tüm ürünlerde alerjen etkilerin belirlenmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. İki karardan birisi budur. Diğeri de Türkiye'de seçilecek 7 ilde glutensiz ve finansal açıdan sürdürülebilir fırınların açılmasıyla ilgili bir karar aldık. İki karar için oluşturmuş olduğumuz dernek yönetimlerindeki arkadaşlarımızdan gruplar oluşturduk, çalışma grupları oluşturduk ve bunları program haline getirdik. Üzerinde mutakabat sağladığımız bu projeler için tüm çölyaklara hayırlı olması öncelikle diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, ana haber bültenimizi sunarken son dakika haberi geldi. Hemen ben size bu son dakika haberini aktarmak istiyorum. Rus Büyükelçisi vuruldu haberi var şu an Türkiye gündemini sarsan. Cep telefonundaki haber sitelerinden size aktarmaya çalışayım haberi. Ankara'da Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırının detayları ortaya çıktı. İçeriye polis kimliğini göstererek giren saldırgan Halep'le ilgili söylemlerde bulunup Büyükelçi'yi vurdu. Çatışma devam ediyor sevgili seyirciler, yeni gelen son dakika haberine göre. Ankara'da Rus Büyükelçisi'ne yapılan saldırının detaylarını gazeteci Deniz Zeyrek anlatmış bütün basın mensuplarına sevgili seyirciler. Takım elbiseli ve gravatlı saldırgan içeriye polis olduğunu söyleyerek girmiş, havaya ateş açıp sergi salonundakilerin dışarıya çıkmasını söylüyor. Saldırgan Büyükelçi'yi sırtından vuruyor. Saldırgan şu anda Büyükelçi ile birlikte hala sergi salonunda duruyor. Açıklama böyle. Biz şimdi haber bültenimize devam edelim ve ilerleyen dakikalarda yeni gelişmeleri sizlere aktaralım. Sevgili seyirciler, Dünya Eğitim Gönülleri Birliği tarafından Çanakkale Destanı masaüstü oyunu olarak haline getirildi. Tarihin en kanlı savaşlarından birisi olan Çanakkale Destanı, çocuklara ve gençlere Türk tarihini eğlendirerek öğretmek için masaüstü oyunu haline getirildi. Uyanış Çanakkale Destanı masaüstü oyunu 2 ila 5 kişi arasında 200 soru kartı ile oynanıyor. Çocuk oyunları tamamlandıktan sonra Türk tarihi ve Çanakkale zaferi ile ilgili bilgi ve birikime sahip oluyor.
bu oyunda üstelik kimse kaybetmeyerek oynayan herkes bilgi sahibi olabiliyor. Benzerlerinde ilerleme metodu olan zar, çocukların şansa bel bağlamaması için bu oyunda kullanılmıyor. Oyunda ilerleyebilmek için oyuncuların kendilerine yöneltilen Türk tarihiyle ilgili sorulara doğru cevap vermesi gerekiyor. Diğer masa oyunlarında olduğu gibi oyuncular para kazanmıyor, iflas etmiyor. Bunun yerine tarihi öğrenip birbirlerine yardımcı olarak birlikte zafere ulaşmaya çalışıyor. Yakın cephaneliğe gitti. İngiliz hapishanesine düştün. İşte daha sonrasında tüccar gemi kartı gibi böyle ayrıntılar var oyunun seyrini etkileyen. Amaç bu ayrıntıları aşarak zafere ulaşmak. Çocuklar oyunu tamamladıklarında Türk tarihi ve Çanakkale zaferi ile ilgili bilgi ve birikime sahip oluyor. Amacımız oynayanlar bu argümanlarla uğraşırken bu 200 adet, 250 adet Türk tarihi sorusunu onlara öğretmek, Türk tarihi ile ilgili onların araştırmalarını sağlayacak, merak uyandırmak. Çocuklarda severek, eğlenerek tarihini öğrenmesine yönelik bir oyun. Bu oyunda üstelik kimse kaybetmeyerek oynayan herkes bilgi sahibi oluyor. Ve diğer bu tarz masaüstü oyunlarında da oyunlar hep şeyin üzerine kurulu. Birbirini batırmaya, iflas ettirmeye şey üzerine bu tarz. Bunda başlangıçtan 5 ay kadar arkadaşımız başlıyor. Türk tarihiyle ilgili sorular var. Örneğin Orta Çağ'ın en büyük eczacısı ve bilimcisi olan bilgin kimdir diyor. İbn-i Baytar, İbn-i Haysem, Ebu Maşer. Cevabı İbn-i Baytar. Eğer cevabı bilirlerse üzerindeki rakama göre buradan ilerliyorlar. Oyundaki argümanlar örneğin 4'e 3'e geldiğinde King gemisine top ateşi açtın. 20 top mermisi kaybettin. Sağlık puanı kazanıyor. Top mermisi kaybediyor. Bu şekilde şey yapmanın zafere kadar ulaşmaya çalışıyorlar. Sevgili seyirciler, çocuklarda geniz eti ve bademcik rahatsızlıklarına dikkat. Kulak, burun, boğaz uzmanı doçent doktor Devrim Bektaş, bademcik ve geniz etinin vücudunun savunmasından sorumlu organlar olduğunu belirterek, bu organların büyümesi halinde uyku bozukluklarının yanı sıra kalp ve eklemlerde de sıkıntı oluşmasına yol açtığını söyledi. Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Bektaş, bademcik ve geniz etinin vücuda mikrobun en çok girdiği ağız ve burun gibi organların girişinde olan ve tüm vücudun savunmasından sorumlu olan organlar olduğunu açıkladı. Bademcik ve geniz eti hastalıkları iki gruptadır. Bir grup hastalık bu iki organın büyümesine bağlı olarak gelişir. Diğer grup hastalık da bu organların sık infeksiyonuna bağlı olarak gelişir. Eğer bademcik ve geniz eti büyürse başlıca olarak uyku bozuklukları ve büyüme gelişme sıkıntısına yol açar. Sık hasta olmalarında ise çocukların sık ateşlenmeleri, beslenme bozukluklarına ve okula gitmemelerine yol açan dönemler yol açarlar. Bazı infeksiyonlarda ise bademcik problemleri kendi bulundukları bölgeden çok daha uzak yerde sıkıntı oluşturabilirler. Bademcik ve geniz eti problemlerinin hepsinde ameliyatın gerekmediğine değinen doçent doktor Devrim Bektaş, nefes tıkanıklığının ve uykuda horlamanın bir kısmının normal olarak değerlendirildiğini, ancak gece uykusunda nefesi kesilmeye başlayan ve horlaması çok şiddetli olan çocuklarda ameliyatın düşünülmeye başlandığını kaydetti. Gece uykusunda nefesi kesilmeye başlayan ve horlaması çok şiddetli olan çocuklarda ameliyat düşünmeye başlanır. Çocuklarda nefesin duraklaması kesin ameliyat endikasyonudur. Yani bir çocuk eğer uykusunda nefesi kesiliyorsa o çocuğun ameliyat edilmesi gerekmektedir. İnfeksiyon açısından ise infeksiyonun sıklığı ve şiddeti önemlidir. Çok sık hasta olan, geçirdiği infeksiyonlarda ateşi yükselen çocuklarda ameliyatı düşünmekteyiz. Bademcik ve geniz eti ameliyatlarında yaş çok önemli bir engel değildir. Ama genellikle yaşı küçük olan 1-2 yaşındaki çocuklarda ameliyata biraz daha uzak durmaktayız. Ama 4-5-6 yaşından sonra çocuklar rahatlıkla ameliyat edilmektedir. Çocuk ameliyatları eskisine göre çok daha kolay olmaktadır. Hem anestezi açısından çok teknik geliştiği ve çocukların ameliyatı daha güvenli olduğu için hem de ameliyatta kullanılan malzemeler ameliyat sonraki süreci daha kolaylaştıracak şekilde daha az kanlı, daha az ağrısız ameliyat olanak verdiği için ameliyatları eskiye göre daha sık yapmaktayız. Doçent Doktor Bektaş, geniz eti ameliyatı sonrasındaki sürecin genellikle çok hafif olduğunu söyledi. Çocuğun 3-4 gün okula gitmemesi yeterlidir.
Özellikle küçük çocuklarda ağrı son derece az olur. Birkaç gün sonra ağrı kesici ihtiyacı bile kalmaz. Ama bademcik ameliyatı biraz daha problemli olduğu için çocukları genellikle 7 ile 10 gün okula gitmesini önermiyoruz. Bademcik ameliyatından sonra yaklaşık olarak 10 gün boyunca çocukların katı gıda yemesi önerilmez. Sıcak ve asitli gıdalar kullanılmaz. Kanamayı arttırıcı yoğun egzersizden kaçınılır. Ağrı genellikle 3 ila 5 günde hafifler ve daha sonra giderek azalır. Sevgili seyirciler, halkla ilişkiler noktasında yapmış olduğu çalışmalarla Şehzadeler halkının beğenisini toplayan Şehzadeler Belediyesi ilçe genelinde başlattığı çalışmada 57 bin hane ile 4725 esnafa tek tek dolaştı sevgili seyirciler. Halkla ilişkiler noktasında yapmış olduğu çalışmalarla Şehzadeler halkının büyük beğenisini toplayan Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı çalışmada 57 bin hane ile 4725 esnaf ziyaretini tamamladı. Şehzadeler ilçesindeki esnafın sorunları ile ilgili bilgiler toplayan Şehzadeler Belediyesi, sorunların çözümü noktasında çalışma başlattı. Kurulduğu 2014 yılından bu yana Şehzadeler Belediyesi olarak Şehzadeler ilçesine halkla birlikte ürettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, göreve geldiğimiz ilk günden beri halkımızın görüş ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz sosyal doku ekibimiz ilk olarak ilçemizde bulunan 57 bin haneyi tek tek ziyaret ederek mahallelerimizde yapılacak olan hizmetler ve sorunlarla ilgili halkımızın görüş ve önerilerini aldı. Sosyal doku ekibimiz vatandaşlarımızdan aldıkları tüm talepleri, şikayet ve önerileri belediyemizin sistemine aktararak birimlerimize anında iletti. 57 bin hanenin tamamını tamamlanmasının ardından sosyal doku ekibimiz, Şehzadelerimizde faaliyet gösteren tüm esnaflarımızı tek tek ziyaret etmiş, aynı şekilde esnaflarımızın sorunları ve taleplerini kayıt altına almışlardır. Sosyal doku ekibimiz bu çalışmalarıyla ilçemizdeki 4725 tane esnafımızı tek tek ziyaret etmiş ve aldıkları talepleri bir havuzda toplamıştır. Esnaf ziyaretlerimizin tamamlanmasıyla birlikte sorunların çözümü noktasında belediyemizin ilgili birimleri gereken çalışmaları en kısa sürede başlayacak, yine çözüme kavuşmasını sağlayacaktır dedi. Sağ olsunlar, iyi davranıyorlar. Sevgili seyirciler, kış aylarında birçok göz hastalığı göründüğüne dikkat çeken uzmanlar, yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlüklerinin kış aylarında da kullanılmasını öneriyor. Operatör Doktor Atilla Yazıcıoğlu, halk arasında güneş gözlüğünün sadece yaz aylarında takılacağına dair yanlış bir bilgi olduğuna dikkat çekerek, yazın güneş için kullandığımız gözlüklerimizi kış aylarında da özellikle karda kullanılmasının önemli ölçüde gözleri rahatlatacağını ifade etti. Göz hastalıklarında koruyucu önlemlerin son derece önemli olduğuna dikkat çeken operatör doktor Atilla Yazıcıoğlu, kış aylarında güneş gözlüklerinin kullanımının zarar değil fayda getirebileceği görüşünü savundu. Özellikle bu kar sporları yapan, kayak yapan, board yapan bu tür işlerle ilgilenen kişilerde çok daha önem arz etmektedir. Fakat yazın güneşte kullandığımız güneş gözlüklerini kışın karda da kullanmamız bizi önemli ölçüde sağlık açısından rahatlatacaktır. Diğer gördüğümüz göz hastalığı sıkıntısı, özellikle toplu yaşanılan bölgelerde, sinemalarda, uçakta, otobüste, toplu kahvehanelerde oluşabilen bizim adenovirüs dediğimiz, vücutta işte farenks dediğimiz yutağımızdan tutup akciğerlerimize kadar gidebilen, bu arada gözü de tutabilen adenovirüs enfeksiyonları. Adenovirüs enfeksiyonları bildiğimiz grip nezle gibi yayılır ve çok hızlı bir şekilde yayılır. Hani epidemilere kadar, toplumun birçok kesimini tutan hallere kadar ilerleyebilir. Özellikle kreşteki çocuklardan tutun da toplu olarak iş yerinde çalışan, yoğun çalışan kişilerde daha sık görülmekte. Yukarıya doğru.
Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kula Belediyesi'nin ilçede başlattığı dev ulaşım hamlesi kapsamında 2 adet Karsan Atak ve 1 adet Karsan Jest araca ek olarak 1 adet de Karsan Jest araç Kula'ya gönderilerek seferlerine başladı. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yeni aracın şoför koltuğuna geçerek hat üzerindeki mahalleleri ziyaret etti. Vatandaş bizim bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesi işbirliğinde modern asfalt yollardan toplu taşıma araçlarına kadar ulaşımdaki hizmetler artarak devam ediyor. Kula'lı vatandaşların ulaşım imkanlarını rahatlatmak ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla daha önceden yollara düşen 2 Karsan Atak ve 1 Karsan Jest'in yanında son olarak 1 adet yeni Karsan Jest araçta ilk seferini yaptı. Kula'dan her gün sabah 7.15 ve 16 saatlerinde hareket edecek olan Karsan Jest araç sırasıyla Tatlıçeşme, Narıncalı Süleyman, Eroğlu, Esentepe, Aktaş, Arif Ağa, Özdemirler, Karakuyu ve Evciler güzergahında vatandaşlara ulaşım rahatlığı sağlayacak. Yeni hizmete giren aracın ilk seferine katılan Başkan Tosun, şoför koltuğuna oturarak güzergah üzerindeki mahalleleri tek tek ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula'nın 5 mahallesine ulaşım hizmeti sunacak olan Karsan Jest aracı kendisi kullanarak vatandaşlara müjde götürdü. İlk seferinde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un kullandığı Karsan Jest araç, ulaşım sorununu giderecek olan mahallelerde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanı sıra Hüseyin Tosun'a çok teşekkür ediyoruz bu hizmetlerden dolayı. Yakın zamanda biz bunları vermiştik. Yani otobüsleri, vatandaş yaşları zorda kaldığı için bize bunları verdiği için bu hizmetlerden dolayı herkese ayrı ayrı ben teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili seyirciler, rahim ağzı kanseri çağın vebası kanser hastalıkları içerisinde dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olarak görülüyor. Meme ve akciğer kanserinden sonra ise kanser ölümlerinde önde gelen üçüncü nedeni. Dünya çapında 2 dakikada bir kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Tarama programları serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar rahim ağzı kanseri nedeniyle ölüyor. Rahim ağzı kanseri Türkiye'de en sık görülen 8. kanser türü. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Volkan Aksakallı, sigara kullanan kadınlarda rahim ağzı kanseri riskinin diğer kadınlara oranla 2 kat fazla olduğunu söylüyor. Rahim ağzı kanserinde erken teşhisin tedavinin iyileşme oranını %90'a kadar yükselttiğini belirten kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Volkan Aksakallı, erken teşhis içinse en iyi yolun düzenli simir testleri yaptırmak olduğunu söyledi. Dünyada yaklaşık her yıl 500 bin yeni vaka ortaya çıkmakta ve bunların yarısı da kansere bağlı ölmekte. Ülkemizde sıklığı 1/5000 gibi bir sıklığa sahip. En çok 35 ile 55 yaş arası kadınlarda görülmekte. Tarama programları neticesinde rahim ağzı kanseri sıklığında azalmalar görülmüştür. Düzensiz kanama, ilişki sonrası kanama, anormal vajinal akıntı gibi şeyler nedenler olarak görülebilir. Ama daha çok hiçbir belirti vermeden ortaya çıkmaktadır. Zaten bu belirtiler ortaya çıktığında hastalık genelde ilerlemiş bir şekilde karşımıza çıkmakta. Bu nedenle de bu hastalıkta takip ve daha önemlisi de tarama programları çok önemli bir konumdadır. Teşhiste en önemli şey dediğimiz gibi yıllık jinekolojik kontrol, simir, biyopsi vesaire gibi yöntemlerle mutlaka her yıl kadınların yılda bir kez dahi olsa bir jinekologla görüşmesini öneriyoruz. Aşırı kilolu olunması, sigara içilmesi ki sigara burada yaklaşık rahim ağzı kanserini sıklığını 2 katına çıkarmaktadır. 5 yıldan fazla doğum kontrol hapı kullanılması, düşük hijyen, düşük sosyoekonomik düzey, bozulmuş beslenme gibi şeyler risk faktörler arasındadır.
TV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Akhisar Belediye Spor Ziraat Türkiye Kupası G grubunda 3. haftada konuk olacağı Ümraniye Spor maçı hazırlıklarını Alanya Spor maçı sonrası ara vermeden başladı. Yeşil Siyahlar'da sakatlıkları süren kaleciler Fatih Öztürk ile Milan Lucas ve dillendirilen Hugo Redolaga idmana katılmadı. G grubunda mücadele veren Akhisar Belediyespor ilk iki maçında beraberlikle ayrılarak 2 puanla 4 puanlı Bursaspor ve ardından 3 puanlı Ümraniyespor'un altında yer alıyor. Saat 15.30'da başlayan idmanda Yeşil Siyahlılar'da lig maçında oynayan oyuncular jenerasyon çalışması yaparken kupa maçında oynayacak oyuncularsa kısa paslaşma ve yarım saat çift kale taktik idmanı yaptı. Alanya Spor maçında gol atma becerisini gösteremediklerini itiraf eden Akhisar Belediye Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Yani maçtan sonra da ifade etmeye çalıştığım gibi hem savunmada hem hücumda çok iyi organize olduk. Gol atma becerisini gösteremedik. Maçın 90 dakikasının tamamında hemen hemen pozisyon vermeden maçı tamamladık. Oyun olarak gelişiyor takım, oyuncular da gelişiyor. Aldığımız bir puan. Alanya Spor takımı gerçekten tebrik etmek lazım. İyi bir takım kurmuşlar. Özellikle çok fazla atlet oyuncuları var. Alınan bir puan. Ben değerli olarak görüyorum. Yeşil Siyahlılar 21 Aralık Çarşamba günü saat 14'te Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda konuk olacağı Ümraniye Spor maçı için yarın sabah hava yoluyla İstanbul'a gidecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın muhtemelen Bora Öztürk, Tolga, Orhan, Alper, Kadir, Mervan, Onur, Abdülkadir, Hasan Ali Adıgüzel, Guemo ve Ricardo Vasti ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Sevgili seyirciler, Jeopark Kula Belediye Spor Voleybol 1. Lig Erkekler A grubu 12. hafta karşılaşmasında Konya Büyükşehir Belediye Spor'a konuk oldu. Konya deplasmanından üstün bir oyu sergileyen Jeopark Kula Belediye Spor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin güçlü ekibi Jeopark Kula Belediyespor Konya deplasmanında aldığı başarılı sonuçla galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin iki iddialı takımı arasında gerçekleşen karşılaşmada rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Jeopark Kula Belediyespor Konya temsilcisine karşı rahat bir galibiyet aldı. Maçı etkili başlayan Jeopark Kula Belediyespor üst üste aldığı sayılarla ilk seti 25-12 set skoruyla kazanarak maçta durumu 1-0 yaptı. Mücadelenin zorlu geçen ikinci setinde kontrollü oynayan filenin efeleri 28-16'lık skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette üstün bir performansla takım oyunu sergileyen Kula temsilcisi rakibinin son sette 25-20 ile geçerek maçı 3-0 kazandı. Jeopark Kula Belediyespor aldığı bu galibiyetle ligdeki puanını da 31'e çıkardı. Jeopark Kula Belediyespor 25 Aralık 2016 Pazar günü ligin ilk yarısının son maçında İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi ile karşılaşacak. Thank you.
Evet sevgili seyirciler, bültenimizin sonunda Rus Büyükelçisi'nin suikaste uğraması ile ilgili son gelişmeleri aktaracağım diye söz vermiştim. Şimdi bakalım son dakikaya düşen haberler Rus Büyükelçisi'nin silahlı saldırıya uğraması ile ilgili ne aşamada, gelinen son nokta ne? Hemen devam ediyorum sevgili seyirciler. Rus Büyükelçisi Andrei Karlov, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası saldırgan ve yaralı büyükelçi içeride kaldı. Özel harekat polisleri binanın çevresini çevirdi. 15-20 el silah sesi duyuldu. Çatışma yaşandı. Yaklaşık 25 dakika sonra silah sesleri kesildi. Saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtiliyor ama bu net bir, kesin bir haber değil. Çünkü sevgili seyirciler, bazı internet sitelerinin son dakikalarında etkisiz hale getirildiği, bazı internet sitelerinde de öldürüldüğü, saldırganın öldürüldüğü yazılıyor. Saldırganın Türkçe konuştuğu ve "ben buradan sağ çıkmayacağım, bana yaklaşmayın" diye bağırdığı belirtiliyor. Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki resim sergisinde olduğunu söylemiştik sevgili seyirciler. Peki olay nasıl oldu? Karlov, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen resim sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Takım elbiseli saldırganın konuşma yaparken büyükelçinin tam arkasında beklediği belirtiliyor ki bir iddiaya göre çok yakın koruması Rus Büyükelçisi'nin kendisine silahlı saldırıda suikaste bulunan kişinin, öyle bir duyum aldık. Hürriyet Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek olayla ilgili şunları söylemiş. Çünkü olay anını birebir gören kişi sevgili seyirciler Deniz Zeyrek. Bizim Ankara büromuzdan muhabirimiz Haşim Kılıç ile olayla ilgili fotoğrafı çeken muhabirimiz. Çamkat'ta fotoğraf sergisi vardı. Büyükelçi konuşurken saldırgan önce havaya ateş ediyor. Sonra büyükelçiyi sırtından vurmuş. Daha sonra salonu boşaltmış. İçeride bir kez daha büyükelçiyi tekrar vurmuş. İçeri polis kimliği göstererek girdiği öne sürülüyor suikastçinin. Takım elbiseli, gravatlı ve silahlı bir şekilde içeriye giriyor. Büyükelçi ve saldırgan halen içeride, polis operasyon hazırlığında. Sanıyorum bir yeni gelişme var Aydın. Evet, yeni gelen gelişmeye göre büyükelçi kurtarılamadı. Çünkü hastaneye nakledilmişti. Kurtarılamadı ve vefat etti. Şu an gelen son dakika haberi sevgili seyirciler. Özel harekat ve polis ekipleri binanın çevresini çevirmiş olmasına rağmen 15-20 el silah sesi duyulduğu öngörülüyor şu an yazılan haberde. Bu arada Hürriyet.com.tr'ye konuşan Rus yetkililer saldırıyı radikal İslamcı teröristlerin gerçekleştirdiğini belirtti. Henüz resmi olarak saldırıyı üstlenen olmadı ama radikal İslamcı teröristlerin gerçekleştirildiği konuşuluyor şu an sevgili seyirciler. Rus Büyükelçisi'nin vefat ettiği haberini de az önce arkadaşlarım bana bildirdiler. Sevgili seyirciler, haber bültenimiz burada sona eriyor. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.